yoga zihindeki dalgaların durdurulmasıdır. Bedenimde ne nasıl hissettiriyor? Hep bunu takip etmişler. Nasıl harekete girilir? Nasıl nefes çözmesi yapılır? Nasıl zihin sakinleştirilir? Antrenmandan ayıran özelliği yogayı aslında bir filozofi üzerine kurulması. Bugün İrem Güneş hocamızla beraber yoga, yogik beslenme ve bitkisel beslenme konuşacağız. Ee, biz sohbet halinde gelişecek bütün bu süreç ama sizin sorularınız olduğu zaman durabiliriz. En sonunda da soruları sorabilirsiniz. Bu şekilde bir 40-45 dakika beraber olacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> Sen hoş geldiniz. Sen çok azı Beslenme üzerine ilk defa konuşacağım bu arada. Süper. Ben de heyecanlıyım ama... Sevdiğimiz bir konu. Beslenmeyi seviyoruz. Harika. Bize yani sen aslında nasıl besleniyorsun? E, Yogic beslenme ne? Ne kadar bitkisel beslenmeye benziyor? Aslında onu da merak ediyoruz. Evet. Bakalım. Tamam. Yoga nedir? İlk başta bir onunla başlayalım. Evet. E, yoga bilmiyorum. E, bence... Burada görüyorsunuzdur yani buraya geldiğinize göre burada da e, sürekli olarak düzenli olarak yoga dersleri oluyor ve artık yoga çok o terim ya yani hayatımızın içinde. E, gerçekten herkes en az bir kere duymuştur bunu. Ya yani 10 sene öncesine kıyasla. Ve e, hakikaten bilinse de duyulsa da garip şekillere girilen bir e, spor gibi görülse de tam içeriği bilinmiyor çoğu zaman. Ve e, yoga aslında Klişe bir cevap verip bir yaşam <laughs> biçimi diyeceğim. Ama hakikaten diğer hareketlerden, sporlardan, yani atıyorum pilatesten, fitnessten, functional trainingten, yani fonksiyonel antrenmandan ayıran özelliği yogayı aslında bir filozofi üzerine kurulması. Yani çok eski bir felsefeye dayanması ve yaşantının aslında her alanına dokunabilmesi. Yani beden üzerinden çalışsak da beden aracılığıyla ve nefes aracılığıyla zihnimizi dinginleştirmek, sakinleştirmek ve dengelenmek üzerine yapıyoruz. Yani aslında bir niyetle yola çıkılıyor. Hani sadece güçlenmek, sadece esnemek değil ki bu da olabilir. Ama yani günümüzde tabii ki farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. Ama asıl e, olayı bir dengeye gelmek, hep bir denge araştırılıyor. Bunun için de en iyi yer her zaman hep başladığımız yer. Yani herkes farklı yaşlarda, farklı cinsiyet, farklı yaşam koşulları. Nereden başlıyorsan orası senin için en güzel yer. Ve sonrasında bedeni hareket ettirerek ve kendimizi daha somut bir yerden tanımaya başlayarak sonra da nefesle bağlantı kurmak, zihinle bağlantı kurmak ve bunların hiçbirinin birbirinden ayrı olmadığını keşfedip bir dengeye gelmek üzerine bir, e, bir yaşam biçimi gerçekten öyle. Yani yoga sadece hani hareketlerle de yapılmıyor. Bir noktadan sonra tüm yaşamımıza beslenmede dahil entegre edebiliyoruz. Şu an modern dünyada hakikaten genel böyle yoga dersinin genel işleyişi giriyorsun derse ve bir belli bir teması oluyor genelde dersin. Ya fiziksel bir tema ya da daha duygusal bir yer, daha psikolojik bir yer bir tema olabilir. ve hareket ediyoruz. Bedeni farklı şekillere sokarak yani bir sekans oluyor genelde. Belli akıştan geçerek hem güçlü hem e, esnek yerlere gidiyoruz ama dediğim gibi belli bir şekle girmemize gerek yok. Olduğun yerde hareket ediyorsun hocanın yönlendirmesiyle. E, ve zaman ilerledikçe bunu düzenli yaptıkça nefesi de o harekete entegre etmeye başlıyorsunuz. Yani e, dışarıya dağıtmadan enerjiyi tam tersi enerjiyi e, içeride kullanarak yani nefesle birlikte e, hareketleri gerçekleştiriyoruz. Sonrasında yine nefesi biraz daha sakinleştirmek ve kullanımını öğrenmek için nefes çalışmaları yapılıyor. Bu sadece nefes dersleri de olabilir bu arada, yoga başlığı altında. Sonrasında da meditasyon dediğimiz, onu da açarız isteyen olursa, hani biraz daha o bedenin durduğu, nefesin düzenli aktığı yerde zihnimizde ne olup bitiyor, biraz onu görüp zihni de denge getirmek üzerine. Pratik ediyoruz, disipline ediyoruz aslında kendimizi. Hep bir hiza, hiza ama bu şey değil. Hani kırbaçlı bir hizadan bahsetmiyorum ama dengeye gelmek üzerine yani. Sakinleşmek, dinginleşmek üzerine. Zaten yoganın en e, klişe yine diyeceğim. Yani çok duyulan tanımlarından bir tanesi. Klişe olumsuz bir yandan barındırdığı için aslında hani en çok kullanılan diyeyim. E, yoga zihindeki dalgaların durdurulmasıdır. Ve o da... E, ne anlıyorsanız o. Yani üzerine uzun uzun konuşabiliriz. Sen nasıl besleniyorsun? Yani yoga <laughs> yoga pratiği <laughs> evet, yapacaksın. Öncesinde bir şeyler yiyor musun? Sonrasında mı yemek yiyorsun? <laughs> yani birazcık o yoga pratiğinle beraber beslenme rutininden bahseder misin? Şimdi e, yoga da aslında dedim ya hani çok eskiye dayanan bir e, öğreti. E, Böyle eski, hata, bizim yaptığımız şu an ya yani bedene dayanan, bedenin yer aldığı, ya yani içinde olduğu her pratik hata yoga başlığı altında toplanabilir. Bir sürü farklı ekol var, stil var, şekiller var, ama hepsi hata yoga başlığı altında. Hata yoga bedenle yapılan yoga ve hata yoga yani düşünün 15. yüzyılda falan ortaya çıkıyor. Meditasyon, nefes falan ondan çok çok daha öncesinde. Ama o 15. yüzyıldaki metinlerde bile hani nasıl harekete girilir, nasıl nefes çözmesi yapılır, nasıl zihin sakinleştirilir bunlar paylaşılırken bile o zamanki yogiler tarafından hep bir beslenmeye dokunulmuş. Yani denilmiş ki işte bir kere pratik yapacağın yer bile yani matın o zamanlar tabii şimdiki günümüzdeki matlar yok ama hani kilim mesela böyle bir oda olsun sana alanın olsun işte orada kilimin olsun atıyorum. Ses olmasın, sakin olsun ve sonra şunları şunları ye ya da yeme. Bir kere gelenekselden bahsediyorum tabii ki. Ama bu insanlar düşünün ki eskiden yani bayağı böyle dıştan içe enerjiyle çalıştıkları için çok hassaslar. Yani hep dengede kalmak üzerine çalışıyorlar. O yüzden düşünün ki dengeye gelmeye çalışırken dışarıdan başka bir uyaran alm almaman gerekiyor değil mi Çünkü zaten zor olan bir şey başaracaksın halihazırda olan bir şeyle çalışacaksın O yüzden böyle aç karnına e, ve hani ideal olarak sabah kalktığında pratik yapmak yoga yapmak e, istenen şey şeysın ve e, ya yani ben önce kendimden yola çıkayım sonra şeyleri anlatırız. hani nasıl besleniyor vesaire. Ama ben aç karnına yaptığımda her zaman çok daha sakin hissediyorum kendimi ve dengeleyebiliyorum aslında nefesimi ve bedenimi kontrol edebiliyorum daha rahat. Ve bu bana çok garip geliyordu. Şimdi mesela spor yaptığınızda özellikle ağır spor yaptığınızda öncesinde değil mi alışık olduğumuz şey öncesinde bir karbonhidrat almak, enerji almak Hı. ki Hareket edebilin. Ama yogada öyle bir şey yok. Sabah kalktın aç karnına hatta kahve hiçbir şey içmeden mümkünse ben orada biraz ayrılıyorum ama e, saf bir şekilde bedeni kullanarak hani ilk normal şartlar altında pratik yapıyorsun. Ve sonrasında da hatta su yemek bir, bir saat falan yememek öneriliyor ama ben e, günümüz koşullarında yani bunu çok her zaman yapamıyorum ama genelde sabah kalkıp pratik yapacaksam aç karne yapmayı tabii ki tercih ediyorum. Yani kesinlikle zaten tok karne yapılmıyor. Bayağı böyle şey şekillere giriyorsunuz. Vurguluyor, burguya evet, geriyor. Evet. yani bir de detoks evet. etkisi de yaratıyor tabii onlar tabii zaten ki. vücutta. Aynen. Evet yani yoga biraz farklı. Tabii ki bünyeden bünyeye değişiyor ama fonksiyonel antrenmanlarda özellikle ağırlık kaldıracağı <laughs> zaman vücut bir şeyler ya yani o enerji ihtiyacını karşılamak için küçük küçük karbonhidratlar Hı -hı. kesinlikle istiyor. Ama yogada evet. ben de düşünemiyorum yani. <laughs> Değil mi? <laughs> Böyle köprüye kalkıp bu dolu bir mideyle evet, zor. Evet, kesinlikle. Yani zaten çok fark ediyor. Yani ikisini karşılaştırdığınızda direkt hissedebiliyorsunuz etkisini. Sonrasında da e, yine mesela acelem varsa pratik yaptıktan sonra... Evet, bir şeyler atıştırıyorum ama e, şöyle... Gerçekten yoga pratiğini düzenli yaptığınızda şunu çok net görürsünüz. Ee, açsınız diyelim ki sabah kalktınız ama pratik yapıyorsunuz. Sonrasında açlığınız tamamen gitmiş oluyor. Hem bence salgıladığınız hormonlar sebebiyle hem de böyle bir e, denge halindeyken o açlık hissedilmiyor. O yüzden böyle hemen yine bir şey yiyemiyorum genelde. Peki su, yani yogadan önce sonra o yani de hidrasyon önemli hmm. mi? orada Ya aynı şey aslında biraz böyle su içtiğinizde de o dengeyle oynamış oluyorsunuz birazcık. Ee, su içiyorum ben sabah kalkınca ilk yaptığım şey zaten su içmek. Ee, yani o böyle çok uzun senelerdir alışkanlık bende. Ee, ama mesela su içtiysem de atıyorum iki bardak içtiysem hemen akabinde yapmıyorum. Bir 15-20 dakika en azından bekliyorum. Ee, öyle yani e, su... Pratik esnasında da mesela özel ders verirken de ben iç silinmemesini söylüyorum. Yani e, orada mideyi doldurmamak, belki hafif ağız ıslatmak hmm. ya da çok terli bir derse tabii ki dehidrasyon <laughs> olmasın diye minik evet. minik içmek gerekiyor. Farklı yani diğer antrenmanlardan. Evet. Orada hep böyle 15-20 dakikada bir işte çok az 2-3 yudum su içmek gerektiğini işte evet. söylüyorlar ama yoga daha farklı. Evet evet hatta yani tabii öyle de, bence öyle değil çünkü o zamanın yogasıyla bu zamanın yogası da farklı. Hani orada dogmatikte yaklaşmamak lazım ama e, yani bir saate kadar içmeyin sonrasında da deniliyor yani. Evet. 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 Biraz o hissinizle ilgili. Zaten hani o düzenli pratik olduktan sonra e, anlıyorsunuz. Yani o yarattığınız ateşi söndürmemek için hemen hani su atmayın üzerine hmm. diye. Böyle biraz o hisle, dengeyle Dengi. kalmak. Evet. evet. Şimdi gelelim yoganın felsefesine. Yani o hani hep mindful eating de diyorlar ya, yogada da denge dedik. Yani aslında biraz farkındalıkla da ilgili. Yani yoga ile o yogik beslenmeyi de anlatabilir misin bize? Yani yoga'nın kardeş bilimi aslında Ayurveda'dan bahsetmek lazım. Var mı Ayurveda'yı daha önce duyan? Evet, evet genel. Ee, Ayurveda yaşam bilimi anlamına geliyor direkt kelime anlamı ve e, gerçekten bu o da yine Doğu topraklarından yani o Hindistan bölgesinden çıkma bir e, bilim ama yani gerçekten kaç 2000-3000 yıllık bir bilgiden bahsediyoruz kadim bilgiler bunlar aslında ve e, Tabii ki şimdi teknoloji, bilim her şey gelişti ve yani yediklerimizin kalori hesabı, karbonhidrat, protein dengesi falan hepsini hesaplıyoruz ama o zaman tabii ki böyle detaylar olmadığı için biraz bedenimde ne nasıl hissettiriyor hep bunu takip etmişler. Ve Ayurveda'da aslında sadece besin için düşünmeyin. Şöyle bir anlam var. Konuştuğumuz her insan, yediğimiz her besin, Etkileşime geçtiğimiz her şey aslında hayatta bizde bir etkisi var, bizde bir bizde bir etki yaratıyor evet. ve mesela şöyle düşünün, şu an böyle konuştuğum hani aktif rol aldığım bir şeyin içindeyim, İşte kalbim daha hızlı atıyor, daha böyle hani beynimi çalıştırıyorum. Bu biraz daha rajas dediğimiz hani böyle dinamik bir eylemin içindeyim şu anda. Ve ben diyelim ki hayatımı hep böyle sürdürüyorsam ne olur bir noktada tükenirim. Yani bunun örnekten değil ama her oraya koşuyorum, buraya koşuyorum, her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ne olur? Dengeye gelmek isteyen metabolizman bu sefer eve gittiğinde kendini atar ve hani böyle yatarsın ve kılını kıpırdatamazsın. O da biraz daha atamaz. Yani isimleri tabii ki aklınızda tutmanıza gerek yok ama atıl bir enerji. Böyle Taş gibi düşünün yani maddede. Hani böyle taş e, hareketli bir şey değildir ve sadece durur ya. Donuk öyle yani. Bir donuk, aynen. E, bir de hani o dinamik enerji ve e, atıl böyle ağır enerjinin ortasında dengeli satvik dediğimiz bir enerji var. Hmm. Ve aslında hepimizde e, hem doğamız gereği mesela bunların üçünün karması var. E, değil mi? Bir karakteri, bir kişiliği vardır insanların böyle hissedersiniz. Hem de... E, yani zaman zaman da değişir. Yine etkileşime geçtiğimiz ve yediğimiz, içtiğimiz her şeyle ilgili. Hareket ettiğimiz şekillere göre de. Bu biraz dengeyi korumak bizim elimizde. Ve e, satvik tarafı güçlendirmek istiyoruz. Yani değil mi? Bir o uca bir o uca gitmek yerine biraz daha dengeli e, salınım istiyoruz değil mi? Yani psikolojide de bu böyledir. Yani dengede kalmak isteriz. E, besinlerde de aynı şekilde. Yani bazen... E, çok yorgunsundur ama bir şey yapman gerekir. Kahve içersin. O zaman seni o uyandırır ve dinamik hale getirir. Ya da e, hani o kadar böyle zihnin doludur ki ama uyumak istiyorsundur. Daha sakinleştirici bir çay içersin mesela gibi. Hmm. Aslında bu böyle senin elinde. Ama istediğimiz şey dediğim gibi satvik şekilde e, o denge yani uçlara çok gitmeden ortalarda kalmak. Bunlar da hani aklınıza geliyorsa siz de söyleyin ama mesela et dediğimizde o yüzden mesela yogik beslenmede e, bitkisel beslenme çok çok önemli. Çünkü e, düşünün yani binlerce yıl önce bile hala işte mercimek ye, yok, e, yulaf ye evet, falan gibi tohumlar, şeyler var yani tohumlar, çekirdekler. Çünkü onların daha böyle senin mideni rahatsız etmeyecek, e, bir uca saptırmayacak seni. Hani dengeli hissedeceğin, olduğun hali koruyacağın etkisi var. Ama işte dediğim gibi kahvedir, e, çikolata, daha böyle işte fast food falan filan böyle. Onlar hep rajasik, rajasik oluyor. Aynen. <laughs> Beni yerimden kaldırıp harekete geçiren şeyler oluyor. Aynen. Yani gıdada da işte hem satvik. Hmm. Mesela hangileri olabilir satvik gıdalar? Su. <gülüyor> Su. <gülüyor> Su olabilir. Yeşillikler, e, dediğin gibi yemişler, işte eee tahıllar bazen bazı bünyeler için bu arada. Yani herkes için tek tip de düşünmemek lazım bu arada ama e, bunlar evet. Ya Mesela maç fasulyesi Ayurveda da böyle neredeyse şey yapılacak yani heykeli yapılacak. Maş fasulyesi bildiğimiz yeşil var ya her şeyde onu kullanıyorlar. Tüm sebzeler, meyveler olabilir. Ya doğal olan her şey aslında. Evet işte rajasik tarif söyledi. Tamasik de yine et böyle ağır başka ne olabilir? Ee, aslında fast food biraz oraya giriyor sanki Hani hmm. yediğin böyle kalkamazsın gibi. Ee, Bütün o şey artificial yapay olan, evet. ya. paketli gıdalar hmm. vesaire. O zaman onların da hepsi tamasik. Gibi. Tamasik evet yani tabii şimdi hani kategorize edemedim zihnimde ama hani seni böyle yediğinde içtiğinde böyle oturtan şeyler hmm. öyle diyebiliriz yani. Yediğiniz şey de bir doğal yani işlenmemiş halde yediğinizde enerjiyi direkt alıyorsunuz. Bir de böyle aktarımla aldığınızı düşünün. yani ne kadar o enerji saf olursa içinize aldığınız besin anlamında o kadar değerli tabii ki. Hmm. Yogada da buna çok önem veriliyor. Evet. Evet. O yüzden yani zaten bu arada şeye girmiyorum o etik kısmına. Hani değer diyeyim, değer yani hayattaki şiddetsizlik. Yani şöyle anlatayım hemen kısaca. Eğer yoga birlikse ve hani sen ben ayrımını olabildiğince ortadan kaldırmaya çalışıyorsak, sonuçta yani bu sadece insanlar arasında da değil, diğer bütün canlılar ve evrenle ilgili düşünürseniz, aslında diğer canlıya zarar verdiğin anda o birlik Ortadan kalkıyor. Yani yaptığın şeyleri geç, o birliği kaldıran her şey yoga'ya aykırı birazcık. Yani yoga olan yerde birlik var demektir. Hı hı. O yüzden de hani şiddetsizlik açısından düşünürsek de, hani hayvansal e, ürünler tüketmek o anlamda tabii ki e, ağır. Evet. Sen ne yapıyorsun? Böyle e, yaptığın bir diyet var mı? Beslenme rutinin nasıl? Biraz konuştuk ama. Aa, Bana anlatmıştın <laughs> sen, bir şeyler yapıyordun, onları dinlemek istiyorum. Onları sonra. <laughs> evet, ya benim şöyle aslında, ya ben biraz yükleniyorum kendime bu konuda ve daha az mükemmeliyeti olmaya çalıştığımda bir noktadayım. Yani bu, şimdi gerçekten bütün kaynaklar elimizdeyken seçim yapmak, karar vermek ve düzene sokmak gerçekten büyük bir irade işi. Ee, ama böyle hani az önce bahsettiğim şeyden önce geniş pencereden anlatayım. Senelik düşünürsek iki kere bir kere detoksum var. Bir sonbahara girerken, bir bahara girerken, ilk bahara girerken o da şöyle söyleyebiliriz. Yani aslında böyle şey de düşünün. Bedeniniz hani üşüyor kışın böyle daha böyle yağlı olduğunuzda daha sağlıklı hissedersiniz kendinizi. Hani hafif bir koruması var. Böyle çok daha mesela çok zayıf tipler yani zayıf derken hani besin almayan diyeyim. Zayıf görüntü olarak değil ama doğru beslenme yapmadığımızda hasta olabiliyoruz. O yüzden böyle hani o içeriği Yağlı tutmak ama bu dediğim gibi yağlı şeyleri yemek anlamında değil sıcak sıcak içimizi sıcak tutacak çorbalar içmek işte sabah sıcak yulaf yapası, lapası yemek gibi içeriği sıcak ve hafif yağlı tutacak besinlere dikkat etmeye çalışıyorum öyle beslenmeye ve sonrasında ilkbahara girerken de ne oluyor havalar ısınmaya başlıyor benim de bedenimin aslında ona adapte olması için bir ilkbahar detoksu yapıyorum. Orada işte biraz daha serinletici etkiye sahip, az önce bahsettiğimiz işte maş fasulyeleri, meyveler, sebzeler daha böyle çiğ şeyler, çiğ gibi. şeyler aynen daha böyle içeri işte aynen serin tutacak ve böyle juice şeklinde, su şeklinde ya da hani kesiyorsam, pişiriyorsam da yine daha serinletici etkisi olacak şekilde kullanıyorum. Onun dışında da yine bu hani yıllık bazda düşündüğüm şeyi günlük hayatta da hep böyle dengeyi tutturmaya çalışıyorum. Yani e, mesela hani bu smoothie bollar var ya çok güzel böyle dondurma gibi hani üstüne meyveler falan konulan. Onu yazın ve baharda tüketme. İlk baharda tüketmeyi daha çok seviyorum. Hani çok canı çekmediyse. Yazın da e, Kışın daha çok böyle yulaf lafası. Yulaf lafasına bayılıyorum bu arada yani çok güzel yaparım. <laughs> Ayıptır söylemesi. Böyle onu balla, muzla, işte farklı e, kabak çekirdekleri falan filan böyle bir sürü şeyle yapmayı seviyorum. Yani ben mesela e, balık yiyorum, et de yiyorum. Ama et mesela... E, yani doğal olarak hani bedenimin çok istemediği bir yiyecek. Ama böyle şey yapmıyorum yani kendime biraz böyle o konuda yüklenmemeye çalışıyorum. Onu ye, bunu yeme, ismin vejetaryen olsun, vegan olsun gibi değil de mesela biliyorum ki bilimsel olarak ben hani o B12'leri ve hayvansal besin değerlerini alabilmem için haftada dört köftelik gibi bir kırmızı et yeterli. Hani böyle biliyorum bunları, arka plana atıyorum. Gözlemliyorum kendimi. Bazen hiç yemiyorum. Bazen e, daha fazla yiyorum. Yani ihtiyacıma göre ayarlıyorum açıkçası. Ama yumurta hani haftada 3-4 kesin tüketiyorum. Yulaf lapası bayağı tüketiyorum. E, akşam 7'den sonra yememeye gayret etsem de her zaman olmuyor ama 7'den sonra mesela geç yemek yemek beni çok rahatsız ediyor. Yani böyle hani hem saat açısından hem yediğim şeyler açısından böyle bir düzene girmeye çalışıyorum. Ee, ama e, ne diyebilirim yani bitkisel çok ağırlıklı ya benim. Mesela evde böyle o şeyler var vakumlu saklama kaplarından var bende. Ve böyle 2-3 günlük mesela taze olması daha iyi tabii ki ama... 2-3 günlükte günlük de kullanabiliyorum. İşte siyah mercimektir, mercimek, maş fasulyesi, e, siyah pirinç, basmati bunları böyle küçük küçük miktarlarda önceden hazırlıyorum. Sonra bol, bol yapmayı sürekli böyle onları karıştırmayı çok seviyorum. Evet, o meal prep çok kolay oluyor. Evet, evet. Hmm. Ya ben çok bir de bir orada bir burada olduğum için e, önden hazırlamak çok hmm. çok faydalı benim için de. Bu detoksları ne kadar süreliğine yapıyorsun? Bir hafta. Bir hafta. Bir hafta. Ama şey oluyor o böyle bir gaz gibi oluyor. Hani bir hafta yapıyorsun sonra o böyle bir süreyi belirliyor. Hani sonra kıyamıyorsun onu bozmaya. Sonra öyle bir akıyor. Yani birazcık böyle kendimize hani katalizör diyetler işte anlar bir haftalık süreçler yapmak bence işe yarıyor. Böyle iradeyi koyup bu bir hafta kesin böyle dediğimizde sonrasında o zaten kıyamıyorsun gerçekten kötü beslenmeye. Böyle onu korumaya evet, devam ediyorsun. O evet. bozamıyor insan. Aa gitti. Aynen. aynen. Yani yoksa hani zaten sonuçta bir öyle bir böyle yani çoğu zaman ama olabildiğince böyle aralara şeyler, motivatörler koymak güzel oluyor bence. Yani bir ayurvedik evet. detokslar. Ayurvedik detokslar. Içlerinde. Aynen. Bir de asla vazgeçemem dediğin böyle yani <gülüyor> <gülüyor> bu evet. benim cheat de bunu yiyeceğim. Evet. Bunsuz yapamam. <laughs> Çok canım çekiyor diyeceğim evet. yiyecek. Ee, yani bunu düşündüm. Çok var. <gülüyor> <gülüyor> Ama galiba yani çikolata ya. Yani çikolata seviyorum. Ya yani böyle şeyler vardır hani bazıları tuzludur makarna falan böyle hamur işi aşerer. Bazıları işte tatlı. Ben tatlıcıyım. Evet. Çikolata. Guilty pleasure'ım. Benim de badem ezmesi. Kaşık kaşık. Ha şey. Evet. Okay. Sürmelik. Çok fena. Ya. Evet. <laughs>